İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Genetik rezervler ve bölgesel işgal. Nahçıvan bölgesinde durum nispeten sakin. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Hayrenik. Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak'a saldırıda bulundu. Türkçe kimlikler de dağıtıldı. Afrinler kendi topraklarında yabancı oldu. İsrail tankları Suriye sınırında. Ankara ve Tahran ekonomik kriz içinde. Entelektüel mülkiyetin ve genetik rezervlerin, geleneksel bilginin ve folklorun hükümetler arası komitesi. 25 Haziran 2018. Sayın Başkan, bizler Batı Ermenistan Ermenileri Kongresi olarak bu 36. oturum çalışmalarını kutlamakta yerli halkların ve ilgili devletlerin entelektüel mülkiyetin savunmasına yönelik çabalara teşekkürlerimizi sunarız. Yerli halkların genetik rezervlerinin korunması ve kültürel kullanım sorunu çok önemli bir sorundur. Bunun yasa dışı kullanımı özellikle işgale uğramış yerli halkların hakları çiğnenerek gerçekleşmektedir. Bunun hatırlanmasının çok önemli olduğunu belirtmek isterim ve yasa gücüne sahip olması için de uluslararası koruma kapsamına tekabül eden paketin orijinaline kaydedilmelidir. Sonunda bizler uluslararası hukuka olan taahhüdümüzü yeniledik ve bunun neticesinde genel kurulun kararı bu komiteye yerli halkların hakları konusunda bir deklarasyon kabul etmesine yetki verdi. Hayrenik adlı Batı Ermenistan'ın resmi aylık dergisinin ilk sayısının 2 Temmuz'da yayınlandığını siz sevgili izleyicilerimize duyurmak istiyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni aylık resmi dergisinin ilk sayısı 2 Temmuz 2018 tarihinde yayın hayatına başladı. Resmi aylık dergisi her ayın başında Batı Ermenice olarak yayınlanacak. Resmi derginin Türkçe ve İngilizce versiyonları ise yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Arzurun Ovanisyan'ın yaptığı açıklamaya göre Nahçıvan bölgesinde durum sakinliğini korumaktadır. Arzurun Ovanisyan son olaydan sonra silah sesleri duyuldu ama şu anda durum nispeten sakin dedi. Önceki günlerde Arzurun Ovanisyan kendi Facebook sayfasında Azeri Silahlı Güçlerin Nahçıvan doğrultusundaki bazı yerlerde pozisyonel güç kazanmak için mühendislik çalışmaları gerçekleştirmeye çalıştığını fakat Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Güçlerinin cevabı ateşiyle bu amaçlarına ulaşamadığını yazmıştı. Ermeni tarafının açtığı ateş sonrasında karşı tarafın siperlerinden biri tamamen tahrip oldu. Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak'taki bir takım bölgelere saldırıda bulunarak Kürdistan İşçi Partisi'nin mevzilerini bombaladı. Türk F-16 bombardıman uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Zab ve Avaşin Basyan bölgelerine saldırdığı bilinmektedir. Kaynağın belirttiğine göre bu operasyonda birkaç silahlı Kürt öldürüldü. Türkiye Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar günler öncesinden Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak ile Suriye'ye olan saldırılarına devam edeceğini bildirmişti. Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu gruplarıyla girdiği Afrin'de yerel halka yabancı tanıtma belgesi çıkarıldı. Çıkarılan bu belge ile Afrinliler kendi topraklarında mülteci durumuna getirilmiş oldu. 18 Mart'tan bu yana Afrin'de zaman zaman gelen talan, alıkoyma ve işkence vakalarının yanı sıra demografik yapının değiştirilmesine yönelik atılan adımlar, Merkezi Britanya'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin kayıtlarında da geçmiş durumda. Kentte daha önce Kürtçe olan yerleşim yerleri ve kurumların adı Türkçe ve Arapça olarak değiştirilirken, kimi Afrinlilerin mülklerine de el konuldu. Gelinen aşamada atılan son adımla ise, Afrinliler kendi topraklarında mülteci durumuna getirildi. Türkçe hazırlanan yeni kimlikler dağıtıldı. Hazırlanan kimliklerin Afrin merkezinin yanı sıra bütün ilçe ve köylerde de dağıtılmaya başlandığı belirtildi. Halen Afrin'de yaşayan ve güvenlik sebebiyle ismini vermeyen bir kişi kendi topraklarında yabancı olduklarını vurgulayarak "Şimdilerde bize kimlik çıkardılar, Türkçe ve Arapça hazırlamışlar, kendi topraklarımızda yabancılaştırılıyoruz. Bunun gibi birçok şeyler yapılıyor" diye konuştu. İsrail ordusu tarafından yapılan yayında İsrail ordusunun önlem olarak Suriye sınırına tank ve topçu güçlerini konuşlandırdığı belirtildi. Gerekçesi ise rejim güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi. İsrail ordusu bu olay üzerine İsrail-Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak açıklamasında bulundu. Stanislav Tarasov, Türkiye ve İran'ı tehdit eden ekonomik krize değinerek, iki ülkedeki ulusal paralarının enflasyona uğramasının protesto gösterilerine sebep olduğunu söyledi.
Yazarın belirttiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Davutoğlu, NTV ajansına verdiği röportajda İran'daki herhangi bir istikrarsızlık tüm bölge üzerinde etkide bulunmaktadır dedi. Bu doğaldır değil mi ki Suriye'deki sivil savaşa karışmış olan Türkiye ve İran zaten uzun zamandır jeopolitik savaşın tüm belirtilerini taşımaktadırlar. Bu durumda Türkiye Rusya ile gerçekleştirdiği askeri teknik işbirliği nedeniyle Amerikan ambargosunun gidabının kendini dengede tutmaya çalışıyor. Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi alanındaki kriz için Amerika Birleşik Devletleri ve genel olarak da tüm Batı'yı suçlamaktadır. Bu yıl lira, Arjantin pesosu hariç gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı enflasyon alanında bir rekor kırdı. Benzer bir durumda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran yaşamaktadır. İran Devlet Başkanı Hasan Rouhani de Erdoğan gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a karşı ekonomik savaş tehdidinde bulunmakla suçlamaktadır. İran parası olan Tuman, Nisan ayından bu yana yaklaşık iki kez enflasyona uğradı. Ulusal para birimini korumak için Nisan ayında tüm döviz bürolarının kapatılmasına rağmen bir yardımı dokunmadı. Paranın değer kaybetmesi ülkede kitlesel protestolara neden oldu. Sonucunda İran ve Türkiye'de iktidarda bulunan hükümetlere karşı eleştiriler büyüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nersik İspiryan tarafından seslendirilen Bidi Gınang adlı eseri sunuyoruz. Bidi Gınang vakte uş. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.